Merhaba, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle YouTube kanal adı değiştirme adlı videomuzu çekeceğiz. Arkadaşlar, birçok kişi bu konuda yanlış adımlar atarak aslında YouTube kanal adını değiştirmiyor. Google hesabının adını değiştiriyor. Ve başka bir platforma, işte Google Meet olsun, Google Drive olsun veya Google uygulamalarına girdiği zaman YouTube kanalının ismi gözükür. Aslında o YouTube kanalınızın ismi değildi ki. Siz Google hesabınızın ismini değiştirmiştiniz. Onun için bugün marka hesabının ne olduğunu ve Google hesabının, daha doğrusu kişisel hesabın ne olduğunu öğreneceğiz. Marka hesabı nedir? Kişisel hesap nedir? Öncelikle sizlere kişisel hesabın ne olduğunu anlatmak istiyorum. Kişisel hesap Google hesabınızdır. Ve Google hesabınızın ismini ne yaparsanız Google uygulamalarında o hesabınızın ismi çıkar. İşte Google Meet'e ilk sefer giriyorsanız Google hesabınızın ismi çıkar. Bu YouTube'da da aynıysa YouTube hesabınızın ismi de aynı o şekilde orada çıkar. Ben Google hesabımın ismini Enis Alkan yapmak istiyorum. YouTube hesabımın ismini ise teknoloji doktoru yapmak istiyorsam marka hesabına sahip olmam gerekiyor. Yani Google'da kendi ismimi kullanmak istiyorum. Fakat YouTube'da kendi markamın ismini kullanmak istiyorsam bir marka hesabı açmam gerekiyor. Marka hesabından daha fazla bahsetmek gerekiyorsa şu şekilde sıralayabiliriz. Marka hesabı Google hesabından farklıdır. Birden farklı e-posta adresine sahip olan kişileri yönetici olarak atayabilirsiniz. İzleyicilerin adınızı ve e-postanızı görmenizi istemiyorsanız, yani Google'daki e-postanızı ve Google'daki hesap adınızı bilmenizi istemiyorsanız yapmanız gereken bir marka hesabını oluşturmaktır. Veya YouTube hesabınız kişisel bir hesapsa marka hesabına geçiş yapmaktır. Az sonra bunlardan hepsinden bahsedeceğiz. Diğer bir konu ise tek hesaptan birden fazla kanalı yönetmek istiyorsanız yapmanız gereken kişisel hesaptan marka hesabına geçiş yapmanız gerekiyor. Eğer ki şunu diyorsanız marka hesabı benim için önemli değil. Ben zaten Google hesabımla YouTube hesabımın aynı olmasını istiyorum. Yarın öbür gün AdSense'den bir ban yersem YouTube kanalımın da kapanmasını göze alıyorum diyorsanız şimdi sizlere Google hesap isminizi nasıl değiştirebileceğinizi öğreteceğim. Tabii ki bunu yaparken otomatikmen YouTube kanal isminiz de değişecektir. Bundan sonraki adımda ise marka hesabına geçiş yapacağız ve marka hesabı üzerinde isminizi nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceğiz. YouTube kanal isminizi nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceğiz. Şimdi dediğimiz gibi Google hesabımızın ismini değiştirelim. Bu aşamayı yaptıktan sonra Google hesabımızı nasıl marka hesabına taşıyabileceğimizi öğreneceğiz. Arkadaşlar, yapmamız gereken burada kanalınız bölümüne basıyoruz. Böyle bir kanalınız varsa buraya bastıktan sonra kanalı özelleştir bölümüne basıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir ekran önümüze geliyor. Yapmanız gereken ayarlar bölümüne bir kere basmaktır. Ayarlar bölümüne bastıktan sonra hemen sol köşede bulunan genel menüsünün altında kanal denen bir bölüm var. Oraya basıyoruz ve gelişmiş ayarlar bölümüne basmamız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra YouTube hesabını yönetme denen bir bölüm var en alt kısımda. Buraya bir kere basıyoruz ve şöyle bir ekrana geliyor. Bu ekrana geldikten sonra hala da marka hesabına geçmek istemiyorsanız, yani Google hesabınızdaki bilgileri kullanmak istiyorsanız YouTube hesabınızda da yapmanız gereken tek şey Google'da düzenle denen bir bölüm var. Buraya basıyorsunuz ve şuradaki ad bölümünün karşısındaki oka bir kere basmanız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra hemen şurayı düzenle diyerek buradaki bölümü değiştirmeniz gerekiyor. Ne yapmak istiyorsanız burayı o şekilde ayarlamanız gerekiyor. Ad ve soyad girerek Google hesap adınızı değiştiriyorsunuz ve Google hesap adını değiştirdikten sonra YouTube kanal adınız da değişiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra
kanal isminizi, YouTube isminizi değiştirebilirsiniz. Bunu kişisel hesaplar için söylüyorum. Marka hesabına geçiş yapmak isteyen arkadaşlarım ise, az önce söylediğim avantajlardan yararlanmak isteyen arkadaşlarım ise yapmaları gereken kişisel hesaptan marka hesabına geçiş yapmaları gerekiyor. Onun için ise hemen geri çıkıyoruz. Şimdi marka hesabına nasıl geçiş yapabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. İlk başta bir marka hesabı açacağız. Daha sonra kişisel hesabımızı marka hesabına taşıyacağız arkadaşlar. Onun için hemen yine YouTube bölümüne giriyoruz. YouTube sekmesine girdikten sonra kanalımız bölümüne girmemiz gerekiyor. Buraya geldikten sonra kanalı özelleştir denen bir bölüm var. Buraya basıyoruz. Az önceki adımlarla hemen hemen aynı. Bu işlemi yaptıktan sonra ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümüne geldikten sonra yine kanal bölümüne basıyoruz. Gelişmiş ayarlar kısmına basmamız gerekiyor. Hemen şuradaki oku aşağı doğru kaydırdıktan sonra YouTube hesabını yönetme denen bir bölüm var. Arkadaşlar bu bölüme geldikten sonra yapmamız gereken yeni kanal oluştur denen bölüme bir kere basıyoruz. Bu panele geldikten sonra kanalınızın ismini belirliyorsunuz. Kanalınızın ismini değiştirmek istiyordunuz. Burada yeni ismi yazıyorsunuz. Kanalımızın yeni ismi ne olsun? Teknoloji yazıyorum ben. Teknoloji yazdıktan sonra yeni kanalımın ismi bu şekilde olacaktır. Tabii siz daha çekici isimler bulabilirsiniz. Ben sadece deneme amaçlı yapıyorum. Marka hesabımı oluşturuyorum ve gördüğünüz üzere marka hesabım oluşuyor. Marka hesabımızı açtık. Kanalın ismini belirledik. Daha doğrusu yeni ismimizi belirledik ve şimdi kanalımızı marka hesabına taşıyacağız. Yapmamız gereken yine çok basit. Az önceki gibi kanal özelliklerine girdikten sonra ayarlar bölümüne basıyoruz. Ayarlar bölümüne bastıktan sonra kanala basıyoruz. Kanala bastıktan sonra gelişmiş ayarlar bölümüne basıyoruz. Bu panelde yapmamız gereken yine aynı şekilde aşağı doğru sürükledikten sonra YouTube hesabını yönetme bölümüne basıyoruz. Bu panele geliyoruz. Ha arkadaşlar şunu unutmuştum. Siz kanalınızın bir marka hesabı olup olmadığını anlamak için şuradaki bölüme bakmanız gerekiyor. Google hesabı denen bir bölüm var. Buranın karşısında marka hesabınızı yönetin veya yöneticileri yönetin denen bir bölüm varsa zaten kanalınız bir marka hesabıdır. Bunun üzerinde bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Eğer ki bu şekilde bir yazı görüyorsanız bu bir marka hesabı değildir. Bir kişisel hesaptır. Marka hesabına taşımanız gerekiyor. Yine yapmamız gereken gelişmiş ayarları görüntüle denen bölüme basıyoruz. Kişisel hesabımızı marka hesabımıza taşımak için. Bu işlemi yaptıktan sonra kanalı taşı denen bir bölüm var. Burada kanalın marka hesabına taşıyın bölümüne basmamız gerekiyor. Bastıktan sonra hemen karşımıza uyarı ekranı geliyor. Burada yapmamız gereken şifremizi girmektir. Eğer ki siz burada telefon veya e-posta adresi verdiyseniz doğrulamanız gerekecek. Sadece ben şifre belirlediğim için benden şifre istedi. Bakın az önce açtığım marka hesabı hemen burada duruyor. Aktarmak istediğim kişisel hesap deneme hesabı olarak geçiyor. Bu Enis Alkan'da olabilirdi veya başka bir şeyde olabilirdi. Bu adıma geldikten sonra yapmanız gereken deneme hesabının teknoloji marka hesabına taşımaktır. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Buradaki marka hesabını seçiyoruz ve kişisel kanalımızı siliyoruz. Artık o Google'a bağlı bir kanal olmayacak. Yani şunu anlatmak istiyorum. Artık YouTube'la Google hesabınızın adı farklı olacak. AdSense'den herhangi bir ban yemeniz durumunda YouTube'da AdSense adresinizi değiştirebileceksiniz. Veya yönetici eklemek istediğiniz zaman rahat bir şekilde marka hesabınızla yönetici atayabileceksiniz. Kanalı sil diyoruz. Şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar yaptığınız yorumlar silinir. Sizin yaptığınız yorumlar silinir. İşte sizin abonelerinizin yorumları silinmez veya herhangi bir veri kaybına uğramaz. İşte videom silinir mi, şu ses silinir mi diye bana gelmeyin. Sadece silinecek şey sizin yaptığınız yorumlar, kanalınızda yaptığınız yorumlar silinir. Diğer tüm veriler aktarılır. Kanalı sil diyorum. Ve şu işlemi yapmam gerekiyor. Şuradaki mavi butona basmam gerekiyor. Buraya basıyorum ve hemen aşağısında
birkaç uyarı bulunuyor. Kanalı taşı diyorum. Kanalı taşıdıktan sonra hemen alt bölümde hesabınızda yapılan güncellemelerin tamamlanması 10 dakika kadar sürebilir denen bir uyarı geliyor. Buna tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi az önceki kişisel hesabımız kapandı. Bakalım kişisel hesabımız marka hesabımıza taşınmış mı? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şurayı kapatmamız gerekiyor ve hesap değiştir diyoruz. Teknoloji kanalına geçiyoruz. Bundan sonra bir marka hesabına sahipsiniz ve burada yapacağınız değişiklikler de kendi YouTube kanalınız için geçerli olan değişikliklerdir. İşte burada isminizi değiştirip teknoloji dışında Enis Alkan yapmak istiyorsanız bu sadece YouTube kanalınızın adı Enis Alkan olacaktır. Google hesabınızın ismi olduğu gibi duracaktır. Bakın şimdi Google hesabıma gidiyorum. Gördüğünüz gibi benim hesabımın ismi teknoloji. Google hesabımın ismi ise deneme hesabı olarak duruyor. Az önce neydi? Hem YouTube kanalımın ismi deneme hesabı hem de Google hesabımın ismi deneme hesabı olarak geçiyordu. Bunun dışında kimse artık sizin mailinizde göremeyecektir. Bugün sizlerle YouTube kanal adı değiştirme adlı videomuzu çektik. Tabii ki bunu yaparken marka hesabının ne olduğunu, kişisel hesabın ne olduğunu ve ileriki karşılaşacağınız kötü durumlardan da marka hesabınızın açılmasını istedik. Yine ısrarla ben kişisel hesaptan devam etmek istiyorum diyorsanız kişisel hesaptan da devam edebilirsiniz. Zaten kişisel hesabında nasıl isminizi değiştireceğinizi öğrendik. Videoyu bitirmeden önce buradaki hesabınızın ismini, yani marka hesabınızın ismini nasıl değiştirebileceğinizi öğretelim. Ondan sonra kaçalım. Hemen şu şekilde, yine aynı şekilde kanalınız bölümüne basıyorsunuz. Kanalınız bölümüne bastıktan sonra kanalı özelleştir diyecek. Yanlışlıkla stüdyoya girdim. Hemen kanalı özelleştir diyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra yine ayarlar bölümüne geliyoruz. Yine bildiğiniz gibi bundan sonraki işlemler hep aynı. Gelişmiş ayarlar diyoruz ve oku aşağı doğru sürükledikten sonra YouTube hesabını yönetme diyoruz. Bunu yaptıktan sonra Google'da düzenle diyorsunuz ve şu ismi değiştirdikten sonra göreceksiniz ki burası yine değişmeyecek. Bakın şöyle bir şeyler salladım, kaydet diyorum. Şu şekilde işlemimizi gerçekleştirelim. Gördüğünüz üzere YouTube kanal ismimiz değişti. Google hesabımızın ismi de olduğu gibi duruyor. Söylediğimiz gibi bu şekilde kanalınızın ismini değiştirirseniz daha sağlıklı olur sizler için. Bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.